Merhaba değerli dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun süredir beklediğim bir kitap bugün, hatta dün çok geç saatte elime ulaştı. Bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim kapağını. Şöyle. Tabii ciltli bir basım. Ve tabii etrafında da bir kağıt kaplaması var. Şöyle çıkardığınız zaman cilt görünüyor. Çok güzel, oldukça sade bir kitap. Sade ama benim için çok önemli bir kitap. Niye önemli? Şimdi anlatacağım. Ve bu vesileyle bu kitabın içeriğinden hareketle filolojik metin yöntemine ilişkin de biraz konuşacağız. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kitap adından da anlaşılacağı üzere Marcus Tullius Cicero'nun Definibus Bonorum et Malorum adlı eserinin Latince aslını içeriyor ve Oxford University Press'ten, yani Oxford Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap ve sadece metnin Latincesini içeren bir, şöyle göstereyim, kitap. Şimdi öncelikle bu kitap benim için niye önemli? Şunu söyleyeyim. Bir süredir Cicero'nun bu eserini çeviriyorum. Definibus Bonorum et Malorum adlı eserini. Bunun için temel aldığım iki tane Latince metin var. Tabii böyle kafamıza göre internette bulduğumuz herhangi bir sitedeki Latince metni temel alamıyoruz çeviride. Ne yapıyoruz? Gerçekten bunun gibi ciddi bir yayında karşımıza çıkan bir Latince metni temel almak durumundayız. Çünkü internette herhangi bir sitedeki Latince metin eksik olabilir, yanlış olabilir. Ona güvenemeyiz. Böyle ciddi bir yayına ihtiyacımız var. Dünyada Cicero'nun bu eseriyle ilgili iki tane önemli Latince metni içeren kaynak var. Bir tanesi bu Oxford'dan çıkan bu kitap ve Reynolds'un editörlüğünde çıkmış olan kitap. İkincisi ise bizim meşhur kırmızı serimizde, yani Web Classical Library'de Rackham'ın editörlüğünde çıkan bu kitaptır. Bunun da etrafında bir kağıt kaplama vardı. Onu çıkardım ben, çok sürekli elimin altında olduğu için kirlenmesin veya yırtılmasın diye. Bu da ciltli gördüğünüz gibi. Yani bu iki eser şu an dünyadaki Cicero'nun bu eseriyle ilgili en güvenilir Latince metinleri içeriyor. Bazı dostlarımız soruyorlar. Diyorlar ki ya Latince metni nereden bulacağız? Mesela Seneca'nın bir eserini çevireceğim veya okumak istiyorum. Hangi metne güvenmem gerek? İşte bu tarz metinlere güvenmemiz lazım. Peki bunların hikmeti nedir? Bundan özellikle bahsedeceğim bugün. Şimdi öncelikle dedim ya, sadece Latince metni içeriyor. Buradan bir mesaj çıkıyor zaten. Aslında bizim okuduğumuz, yararlandığımız ve çevirirken temel aldığımız antik metinler, hem Latince hem Yunanca olsun, hiçbiri günümüze tam ulaşmadı. Bunlar aslında çağlar içinde ortaya çıkan o eserlerle ilgili kopyaların, el yazmalarının, kodekslerin, daha sonraki matbaa döneminde baskıların derlenip yeniden rekensiyo denilen, yani yeniden gözden geçirilip oluşturulduğu, buna biz metin inşası diyoruz. Bu metin inşası ile ortaya çıkan bir Latince metin vardır veya bir Yunanca metin vardır. Biz çeviride onu temel alarak çevirimizi yaparız veya ciddi çalışmamızda yararlanacağımız bir metin varsa, antik metin, onu kullanırız. İlla o metne bakmamız gerekiyorsa. Dolayısıyla bu uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkmış olan bir eserdir. Peki, kabaca şöyle özetleyelim. Şimdi Cicero'nun bu eseri, Definibus Bonorum et Malorum. Bu eser günümüze Cicero'nun yazdığı o el yazısıyla ulaşmadı. Onun düzenlediği şekliyle de ulaşmadı. Nasıl ulaştı? Çağlar içinde katiplerin yazdığı, aktardığı, dilden dile, metinden metine aktardığı kopyalar vasıtasıyla ulaştı.
Bu kopyalar ikiye ayrılır temelde. Bir, dolaylı kopyalar. İki, doğrudan kopyalar. Bu iki kopya geleneği aslında tek bir gelenekte bağlanır ve filolojide buna traditio, yani gelenek veya aktarım denir. Yani Cicero'nun bu eseriyle ilgili veyahut herhangi bir antik metinle ilgili mevcut bütün yazılı kaynaklar, o metne atıfta bulunan, o metni bir ölçüde içeren bütün kaynakların toplamına traditio deniyor. Bu traditio bildiğimiz bütün bu yazılı malzemelerin toplamı. Editörler veya filologlar bütün bu el yazmalarının, efendime söyleyeyim, kodeksleri, kodeks el yazmalarının nispeten kitaplaştırılmış hali demektir. Bir araya getirilmiş hali demektir. Bunların bazıları eserin bir bölümünü, mesela birinci, mesela bu kitap beş kitaptan oluşuyor bu eser. Bu eserin atıyorum bir el yazması bir kitabını içeriyordur. Başka bir el yazması son üç kitabını içeriyordur. Başka bir el yazması ise sadece içinden iki paragrafı içeriyordur. Bütün bunlar derlenir. En güvenilir olan, yani içinde en fazla temel olarak kullanılabilecek olan materyal çıkarılır, malzeme. O metin temel alınır ve diğer kopyalardaki farklılıklar, farklı kesimler, kısımlar, işte farklı kelimeler varsa, farklı cümleler varsa onlar ayıklanır, tespit edilir ve ortaya bir ham metin çıkar. Bu metin bizim önümüze bu tarz ciddi çalışmalarda, yani editoryal çalışmalarda, şöyle göstereyim bir sayfa. Şöyle. Şu an gözüküyor mu? Şu alttaki gibi. Burada o farklılıklar önümüze serilir editör tarafından. Denir ki mesela Cicero'nun De Finibus adlı eserinin ikinci kitabının mesela burada ne varmış? 93. bölümünde buradaki satır şu el yazmasında hoc diye geçiyor ama başka bir el yazmasında haec diye geçiyor. Dolayısıyla editörün burada veya filoloğun burada yaptığı şey nedir? Bütün bu metinle ilgili bütün varyasyonları ortaya çıkarmak ve okuyucunun önüne sunmak. Yani burada filolog bir metni tercih ediyor. Hepsini gözden geçirerek bütün malzemeleri ve alternatif okumalar için de bizler gibi çalışan kişilere, okuyuculara bu şekilde bir imkan tanıyorlar sayfanın alt kısmına bunu ekleyerek. Loeb serisinde de bazı kitaplarda bu tarz bir metin kritiği yapılıyor. Buna biz apparatus kritikus diyoruz. Bu tarz bir metin kritiği var bazılarında. Ancak bu iki kitabı bilhassa karşılaştırmak gerekirse, ikisi de Cicero'nun aynı eseri ve iki filolog, iki ayrı yayın evinde, iki ayrı şekilde Latince metni ortaya çıkarmışlar. Oxford'dakinde çok daha fazla metin kritiği var. Loeb'de o kadar yok. Yani buradan size sayfa örnekleri de gösterebilirim. Dolayısıyla Loeb biraz daha içinde İngilizce çevirisini de metnin barındırmasından ötürü biraz daha popüler bir çalışma. Biraz daha fazla insana hitap ediyor. Bu ise sadece Latince bilenler ve bu metnin Latincesini kullanacak olan kişiler için önemli bir metin. Ve bu seri zaten Oxford Classical Text serisi hem Yunanca hem Latince bu tarz metinleri günümüze bu tarz değerli filologların çalışmaları şeklinde getiriyorlar. Ancak burada tabii daha az eser var Loeb'e kıyasla. Loeb'de daha fazla Yunanca, İngilizce ve Latince, İngilizce ciltler var. Burada daha az var. Tesadüf. Ben de bunu gördüm. Aslında bunu ben daha önce yanlış hatırlamıyorsam Yeditepe Üniversitesi'nin kütüphanesinde görmüştüm. Şeyde de gördüm hatırlıyorum galiba Anamet'te. O dönemde incelemiştim çünkü çevirebilir miyim diye bakmıştım. Bu iki kütüphaneden birinde kesin var. Yani belki ikisinde de vardır. Tam çıkaramıyorum onu. Dolayısıyla bunun farkındaydım. Dedim ya hani burada fazla bu seride fazla kitap yok. Bu Cicero'nun Definibus'unu yapmamış olabilirlerdi. Buldum. İngiltere'den sipariş verdim. Türkiye'de yok. Ve elime ulaştı.
çok şükür 2-3 hafta içinde ve bundan da artık yararlanmaya başladım. Gerçi bunun Oxford University Press'in dijital ortamda da şeyi var. Ne derler? Web sitesi var ve orada da metinleri inceleyebiliyorsunuz. Hatta orada bir gün onunla ilgili de kısa bir yayın yaparım. Orada mesela metnin içinde bir kelimeyi tıkladığında Oxford Latin Dictionary'e atıfla o maddeyi sana getiriyor. Dolayısıyla çalışırken çok daha büyük bir kolaylık sağlıyor. Daha hızlı çalışmamı sağlıyor. Onu daha çok tercih ediyorum ama bu da elimin altında bulunması açısından önemli bir çalışma. Dolayısıyla değerli dostlar, sözün özü bu tür çalışmalarda gerçek Latince metin, gerçek Yunanca metin, antik dünyadaki metinler için söylüyorum. Hiçbir şekilde yazarın elinden çıktığı haliyle metne ulaşma şansımız yok. Bunu aklımıza kazıyalım. O yüzden bir hocamız şakayla karışık demişti ki biz farazi metinlerle uğraşıyor olabiliriz. Yani gerçekte o Kikero tarafından yazılmamış olan metinlerle uğraşıyor olabiliriz. Hatta Pascucci'nin kitabında, Klasik Filolojinin Temelleri kitabında galiba orada bir cümle vardı. Çok enteresan geldi bana. Diyor ki daha erken dönemde aktaranlar, katipler metinleri aktarırken, yazarken metinleri işte Kikero'nun örneğin bir sözünü güzelleştirerek aktarıyorlardı. Yani öyle birebir aktarım, mekanik bir aktarım, mekanik bir şekilde yazıya geçirme pek yoktu diyordu. O çok enteresan bir tespittir. Dolayısıyla elimizdeki o kopyaların, antik metinlerin kopyalarının, tarih içinde katipler tarafından yazılmış hallerinin ne derecede otantik olduğu, ne derece yazarlara gerçekten ait olduğunu çözümlemek kolay değil. Yani burada tabii tümüyle bir belirsizlik de söz konusu değil. Örneğin metinler arasındaki referanslar, atıflar da bize burada kolaylık sağlıyor, önümüzü aydınlatıyor. Örneğin Kikero diyor ki Aristoteles'in Politika adlı eserinin ikinci kısmında şöyle bir cümle var diyor. Ha, sen şimdi Yunancasında o cümleyi görmezsen diyebilirsin ki ha bizim şu an günümüzde elimizdeki Aristoteles'in Politika adlı eserinin işte o bölümü daha sonradan değişmiş. Çünkü Kikero'nun elinde başka bir metin varmış Aristoteles'in metni diye. Gerçi Aristoteles'in metni diye farklı bir metin, yanlış bir metin de geçmiş olabiliyor. Bu tarz yanlış aktarımlar da olabiliyor o dönemde. Dolayısıyla hani orası da biraz karışık ama netice itibariyle metinler arası referanslar ve tabii ki yıllar, yüzyıllar içindeki o bütün çalışmalar, bütün düşünceler ve yazarın kendi eserlerinin, o külliyatın içindeki o bütünlük elbette metinlere dair bize fikir veriyor zaten. Sonuç itibariyle fazla da uzatmak istemiyorum bu konuyu. İşimiz zor. Yani önümüze bir çağdaş çevirmenler gibi önümüze bir kitap alıp açıp hemen böyle başlamıyoruz çeviriye. Gördüğünüz gibi bayağı zahmetli, bayağı da pahalı. Çünkü döviz kurudan ötürü yaklaşık 400 küsür mü lira, 500 lira sanırım, 500 liraya kadar dayandı kargo masrafıyla falan. Bu kadar bir masrafı oldu bana bu kitabın. Öbürü de 300 küsür liraydı Loeb serisinden çıkan kitap. Dolayısıyla bayağı masraflı ve şu da var ki sadece klasik filolojide, yani filolojik çeviri kültüründe önüne kitabı koy, çevirmeye başla. Bu değil, bu yok. Bir kompozisyon var. Önümüzde bir kompozisyon var. Girişiyle, metnin kendisiyle, notlarıyla, kaynakçasıyla, her şeyle bir kompozisyon var. Dolayısıyla o kompozisyona riayet ederek çeviri yapmamız lazım. Her bir satırı okuyucuya doğru aktarma gayemiz var, çabamız var. Onun yanında bir de bir bütünlüklü bir kompozisyon sunma derdimiz var. Bu yüzden Oxford Word Classics'te Aristoteles çevirisi, mesela Politika çevirisi 100 sayfa girişle sunuluyor. Yüzlerce sayfa yine dipnot olabiliyor, son not olabiliyor. Dolayısıyla bu işin kolay olmadığını görelim. Bu işe girişecek olan dostlar veyahut hani kafasında ben de antik metinlerle uğraşmak istiyorum ileride diyen birileri varsa bunları göze almalı. Ha, bu korkutucu bir senaryo değil, karamsar bir senaryo değil. Aksine
Yani keyifli bir senaryodur bu. Gerçekten kendinize verirseniz bir metin arkeolojisidir bu aynı zamanda. Sizi entelektüel açıdan tatmin edecek bir çalışma, ne diyelim, disiplinidir. Tabii ki yıllarınızı vermeniz lazım. Bunu da hani zaten her şey için söylemek lazım. Hiçbir şey bir anda olmaz. Dolayısıyla karamsar veya kötümser veya ne diyelim, öyle aman kimse buraya gelmesi çok zor falan öyle bir şey demiyorum. Öyle bir tablo çizmiyorum. Aksine keyifli bir şey, keyifli bir çalışma alanı bu ama biraz ilgi istiyor. Evet, Cicero'nun Definibus'unun Reynolds editörlüğünde hazırlanmış bu baskısıyla bu yayını tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın.